أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله Suriye'den Suriye Alimler Birliği Meclisi'nden hocalarımız gelmiş. Arkadaşlar Şeyh Eymen Hocam, Şeyh Ebu'l-Khayr, Şeyh Adnan, Şeyh Ahmet. Şeyh Ahmet. Allah razı olsun bizleri ziyarete gelmişler. Biz de geçen hafta zaten şeyi bitirmiştik. Kitabı versene orada. Gelin tacı. Gelin tacını, tacul arusu bitirmiştik arkadaşlar. İnşallah bugün de bize baskısı Türkçe tercüme baskısı ulaştı. Bugün de normalde biz ders hazırlamamıştık. Eymen Hocam yine gelmesi isabet oldu. Bugün Cübbeli Ahmet Hoca'nın sünnetini işleyeceydik biz yani. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sünneti bir kitabı çıktığı zaman kitabını tanıyorduk. Biz dedik ki bugün kitabımızı tanıdık. Gelin tacının arkadaşlar nefislerin terbiyesinin incelikleri gelin tacı. Bu fakir iki sene boyunca burada okuduğumuz kitabı, iki sene boyunca okuduğumuz kitabı burada tercüme ettik. Sonra da inşallah bir meyvası olarak, bir semer olarak çıktı. İnşallah bizden sonraki kardeşlerimiz de istifade etsinler. Arapçasını anlamayan kardeşlerimiz istifade etsin diye Türkçe'ye çevirdik. Hem bize bir sadaka-i cariye olsun dedik. Hemen bu kitabın arkadaşlar bütün geliri tamamen vakıf hizmetlerine. Hemen öğrenci hizmetlerine, hemen aşağı hizmetlerine, hemen cami hizmetlerine bu kitabın tamamen bütün geliri hiçbir kimseye gitmeden direkt vakıf hizmetlerine kullanacak. Onun dolayı isteyen kardeşlerimiz olursa, talep eden kardeşlerimiz olursa aşağı kitap önümüzde mevcut. Allah-u Teala her hepinizden razı olsun. Ben inşallah sözü şeyhlerime, hocalarıma bırakıyorum. Onlardan istifade edin inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nereye gelebilirsin ya? İstersen gelin hocam. Ben mi? Tamam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Khatemil enbiyai vel mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi. Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء آمين شرفنا الله عز وجل وشرف إخواني الشيخ عدنان والشيخ أيمن والشيخ أحمد بحضور هذا المجلس من مجالس ذكر الله عز وجل وهذا المجلس مجلس مبارك يذكر فيه الله سبحانه وتعالى مجلس تتنزل عليه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله عز وجل أفراده في من عنده من الملائكة سبحانه وتعالى Bugün bize Allah Teala ikram etti. Buraya sizin ziyaretinize geldik. Bu mübarek vakfa, bu yere hocalarımızdan beraber burada da mübarek yer olduğu için, ne için mübarek yer oluyor? Burada zikir oluyor, hem ders okunuyor, Kur'an okunuyor. Bu zikir olan yerlerde de Allah'ın melekleri iniyor. Allah'ın melekleri bizi kuşatıyor. Sekinet Allah'ı indiriyor. Hem onları Allah tek tek isimlerine meleklerine onları söylüyor. Diyor ki benim kulum falan 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 oğlu falan yerde oturmuş beni zikrediyor. Allah'ın huzurunda hepiniz attan zikir oluyorsunuz. Tamam. Kama akraman Allahu azza ve cel bi liqa'i şeyhina al-fadil hafizahullahu azza ve cel ve nafa'a bihi al-islam ve al-muslimin. Fecezahullahu anna kulla hayr. Ende bugün Allah bize ikram etti Ahmet hocamızı ziyarete geldik. İnşallah ondan size de Müslümanlara da çok büyük nefaatler olur inşallah.
ونحن لنا كلما أتينا من إسطنبول إلى هنا عندنا محطة عند الشيخ أحمد جزاه الله عنا خيرا بيز Her gelince İstanbul'dan Antep'e mutlaka Ahmet hocamızın yanına ziyarete gelmemiz lazım yani. Fa kama udifu ila shukrina al-khas lahu nashkuruhu niyabatan an kulli ikhwanina as-suriyin alladhi yaqumu bi da'mihim wal israfi alayhim wa ma'unatihim fa jazahu Allahu 'anna kulli khayr. Yani da Suriyeli kardeşlerimin ismiyle onların ismine Ahmet hocama çok teşekkür ediyorum yaptığı hizmetler için, buradaki yardımlar için, Suriyelilere yardım ettiği için ona da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. هذا أيها الإخوة الكرام مجلس مبارك مجلس يكثر فيه من ذكر الله عز وجل ومن مديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيعني نتشرف به ونحن جميعا تحت ظلال قول ربنا سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم والعلماء يقولون ليست العبرة والعظمة أن تذكر أنت الله ولكن العظمة أن يذكرك الله Bu mübarek yerde çok Allah'ın zikri oluyor. Hem de gene de Resulullah Efendimiz'in methi, onun ilahiler söyleniyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Subhanahu ve Teala Bismillahirrahmanirrahim fezkuruni ezkurkum. Sen ne kadar Allah'ı zikredersen o yani önemli değil ama en önemli olan daha en çok büyük olan Allah Teala seni zikrediyor. Yani sen Allah'ı zikrettikçe Allah Teala senin ismini söylüyor. Allah seni de zikrediyor. Bu önemli olan odur. Naam. Ve la şekke enne mefhum hakeza. A'zama şey'in yahuzu aleyhi al-insan fi hadhihi al-hayati ad-dunya hiye an takuna silatuhu billahi azza ve cel silatan kaviyya. Li'an hadhihi as-sila hiye allati terfa'u al-insana. Al-insan ayyuha al-ikhwa mukawwan min şey'ayn kema ta'lamun. Mukawwan min jasad alladhi asluhu min tin ve mukawwan min ruh alladhi huwa nafkhatu Allahi azza ve cel في هذا الإنسان ونفخت فيه من روحي فكلما ذكر الله عز وجل تعالى عن الطين إلى نفخة الرب سبحانه وتعالى ليكون مع الملائكة المقربين وليكون إن شاء الله تعالى مع الأنبياء والمرسلين Ne güzel diyor insan Allah'ı zikrederse Allah'tan beraber bağlı olursa devamlı Allah'tan beraber Allah'ın ipini tutarsa çok güzel bir şey. Bir de biliyorsunuz malumunuz diyor kardeşlerim. Malumunuz biz Allah Teala bizi kişiden yaratmış. Birinci topraktan bu insanı yaratmış. Bir de Allah Teala onun kendi ruhundan ona can vermiş, ruh vermiş. Biz de insanlar ne kadar biz Allah'ı zikredersek onca biz çamurluğumuzdan, toprağımızdan çıkıyoruz. Yani bu ruhun gizasını veriyoruz. Daha Allah'a Teala'ya yakın oluyoruz. Yani demek istiyor hocam her şeyin gizası var. Cesedin gizası toprak, biz topraktan, o da gizası topraktan. Ruhun da gizası Allah, ruh da Allah'ın yanından o da gizası zikirden inşallah. Fe in kana li min wasiyatin akhtimu biha kalami ve la uridu an utila aleikum. La tahtum lissa fi majl. Allah yekun. Ve yani la bud min wasiya usikum biha ayuha al-ikhwatu al-kiram hiya an tusabiru ala misli hadhihi al-majalis hatta talqaw rabbakum وأنتم تجلسون هذه المجالس فلقد روى لنا روى لي والدي عن الشيخ بدر الدين الحسني علامة الشام رحمه الله تعالى قال جاءه قال لو جاءك رجل يقول لك سيأتيك أجلك بعد ساعة فماذا تفعل قال أطلب العلم قال لما تفعل ذلك قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه أجله
وهو يطلب العلم ليحيي به دين الإسلام لم يبقى بينه وبين النبوة إلا درجة واحدة. فأنتم في مجلسكم هذا تجمعون بين ذكر الله عز وجل وبين طلب العلم، وهذا ما يتمنى كل إنسان أن يلقى ربه على ذلك. Benim vasiyetim size diyor bugün, bunun kimi meclisleri bırakmayın, ona devam edin. Çünkü bu meclislerde de birinci zikir oluyor, sonra da ilim öğreniyor insan. Burada da ben babamdan duydum diyor hocamız. Babam da Şeyh Bedreddin Hasani'den, büyük bizim Şam'ın en büyük hocalarından biriydi. Hocalarımızın hocasıdır. Şeyh Bedreddin Hasani rahmetullahi aleyh. Ondan duydum diyor. Biri soruyor, ben Allah Teala birine deseydi diyor, bildirseydi, sen bir saat sonra ecelin geldi, vefat edeceksin. Bir saat sonra vefat edeceksin. Ne yaparsın? Ne edersin? Dedi diyor, ben ilim talep ederim. Niye ilim talep ederim? Dedi diyor Resulullah Efendimiz de hadis-i şerif söylüyor. Kim diyor ilimi talep ederse ta son nefesine kadar ölürse, kendi de bu ilimi talep ediyor, ilim öğreniyor. O şu ceza o. لم يبقى بينه وبين النبوة درجة واحدة. Onu vefat ederse kendi de ilim talep ediyor. Kendinden nübüvvetin derecesinde bir derece kalır. Yani peygamberlik derecesine bir derece kalır sadece. Yani ne kadar yüksek derece? Çok yüksek. Peygamberlik derecesine bir derecesi kalırmış. Kendi de ölürse kendi de ilim talep ediyor. Sizin buraya gelmeniz, bu da sadece burada zikir için değil mi? Hem de burada ilim de öğreniyorsunuz, hadis-i şerif de okuyorsunuz. Kitapları da okudunuz maşallah, Ahmet hocamla beraber kaç tane kitap oldu okuyorsunuz. لأن من يعني من شب على شيء وأكثركم من الشباب حتى الإخوة الكبار هم شباب. من شب على ذلك شاب عليه، من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء لقي الله عز وجل عليه. فمن شاب شب ثم شاب على طلب العلم وعلى ذكر الله عز وجل لا بد إلا أن يلقى الله عز وجل وهو على ذلك. فلقد ذكر عن رجل من الصالحين كان يكثر من ذكر الله عز وجل، يعني وقع في مرض فكان في غيبوبة، فلما صحى من غيبوبته وهو في المشفى قال وسأل الناس من حوله أين أنا؟ قال له أنت في المشفى. قال الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. Hocam çok zor cümleleri kullandı, ben de onun tercümesini düşünüyorum. Ahmet hocam diyorum nasıl tercüme yapacağım onu. Bir insan diyor küçüklüğüne nasıl yaşarsa, nasıl büyürse, ta küçüklükten ilimden, zikirden, Allah'ın itaatinden büyüdü. O zaman o huya, o adete ihtiyarlaşır. Yani bunu bırakmaz. Yani küçüklüğünde sen iyi güzel geçtin, ihtiyarlığın da güzel geçer. Büyüklüğün de güzel geçer. Yani yaşlılığın da güzel geçer. Bu bir işte, bunu nasıl geçti, oldu mu? Oldu. Oldusa elhamdülillah. Sonra bir arkadaş, bir hoca var diyor, bir insan var dedi, çok zikreder. Çok Allah'ı zikrederdi. Devamlı zikir dedi. Bir gün o hasta olmuş, bayılmış, şeye geçmiş yani komaya. Koma demiş. Hiç kimseyi bilmiyor. Kalkınca demiş, ben neredeyim? Demişler sen hastanedesin. Elhamdülillah demiş, zikretmiş, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek vefat etmiş. Allah. Yani insan dili buna alışmış, zikre alışmış, Allah Teala ona ikram etmiş, en güzel vefat etmiş. Son nefesinde la ilahe illallah demiş. Allah bize de ikram etsin. Amin. Amin. Fabarakallahu lekum fi meclisikum ve barakallahu lana jami'an fi şeyhina Şeyh Ahmed. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا تحت
يعني لواء سيد المرسلين سيدنا محمد آمين. صلى الله عليه وسلم آمين. وتحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meclisiniz mübarek olsun. Allah da Ahmet hocamızdan razı olsun. Maşallah çok güzel şeydir. Biz Allah'a diliyorum, dua ediyorum diyor. Hepimizi de Resulullah Efendimiz'in sancağının altında bize nasip etsin. Beraber olmaya nasip etsin inşallah. İnşallah Allah Teala hepimiz beraber cennete de gireriz. İnşallah. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. منا نصيحة لطلابنا يا شيخ نصيحة للطلاب لكم عن من الشيخ نصيحة للشباب أنا أتكلم نصيحة للشباب الأجيال يا رب عبدنا الفتيم سيدنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يعني أنصحكم وأنصح نفسي وأنصح طلابنا وأخواننا بما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حلف أنا ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آمين اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تفضل يقول الله تعالى في كتابه العزيز أمر النبي صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك الناس كما وصفهم ربنا جل شأنه وما أكثر الناس ولو حرصت على الناس أين يجد الإنسان نفسه يجد الإنسان نفسه مع الصحبة الصالحة مع إخوانه المؤمنين في بيوت الله وفي مجالس العلم هؤلاء إن وجدهم إن وجد صحبة صالحة فعليه أن يتمسك بهم وأن يصبر نفسه معهم وألا يتركهم أبدا التعبير القرآني ولا تعد عيناك عنه لازمهم ذلك bir hocamızın talebemize nasihati birinci ayet kelimeyi okudu vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbahum bil gata'ati vel aşşiyi yuridûne vecehe ve la ta'du aynâke anhum turidu zînetel hayâtil dünya kendini diyor sabır ettir kimle beraber Allah dostlarından, alimlerden, Allah'a davet edenlerden, yani alimler kim Allah insanları ilim öğretiyor, dini öğretiyor, bihamberler, bihamberlerin varisi de kimler, alimler, onlardan beraber kendi kendini zorla sabır etmeye, onları bırakma, hiç gözünden de onları şey etme, yani çıkartma, onları hiç bırakma, devamlı onlardan beraber ol. Çünkü en güzel sohbet, en güzel dostluk, kardeşlik, kimin kardeşliği
salihlerin kardeşliği, dostluğu. Sen bir güzel bir kardeşin, salih bir insan varsa onu iyi onu kaçırma, kaybetme. Onu da kaçırma. Onunla devamlı beraber olur çünkü onunla faydası çok olacak sana. Tamam? Fakiriz. Allah azze ve celle ey yu'inena ve yu'inakum ala tariqil hayrat ve'l mabarrat ve yec'alena ve iyyakum cemian min ehli'l hayr ve'l harisin aleyhi ve yubelligena derecat'es salihin ve yuhiqna bihim. Amin. Allah azze ve celle ey yec'alel ferac'el qarib el acil على كل إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض ويجمع قلوبنا جميعا على رضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. Sonra hocam size dua ediyor. Allah bize hepimize hayırlı nasip etsin. Güzel elimleri, güzel günleri göstersin. Hem bütün ümmeti Muhammed'e en yakın zamanda bu sıkıntılardan kurtarsın inşallah. Bizi de hepimizi de Allah bütün şerlerden belerden korusun inşallah. Dua ediyorum. Hocam, ben çok konuştum. Barakallah. Yani ben talebelere şey edeceğim. Geçen haftada Şeyh Raed Salah. Duydunuz mu bu ismi? Yok. Duymadınız. Sümentu fi ma'ul. Şeyh Raed Salah Kudüs'te. Şeyh Kudüs. Kudüs'ün şeyhi. Şeyh Kudüs. Mücahidlerin şeyhi. Şeyh Raed Salah. Bu ismi iyi hatırlayın. Tamam? Bu adam mücahid adam, mücahid alim insan. Kaç defa onu İsrail hapse attı. Kaç defa hapse atıyor, çıkarıyor, atıyor, çıkarıyor. En son şimdi 9 ay hapiste kaldı. Tek hücrede, kendi yalnız bir hücrede yalnız kaldı 9 ay. 9 aydan sonra çıktı. Ne diyor? Talebeleri dinleyin ha. Hepsiniz kardeşlerim. Bak hocam dedi kitap çok önemli bir kitap. Ne diyor? Ben bu 9 ayda 80 tane kitap okudum. 80 kitap. Kaç kitap? 80 kitap okudum. 4 kitap da yazdım. Telif yapmış yani kendi. 4 tane kitap yazmış. 23 kaside şiir yazdım. 23. Kitab-ı 23 kaside yazdım diyor. Bu 4 kaç 9 ayın içinde. İmam Saraksi radıyallahu teala anhu bizim Mabsut kitabını yazan kaç cildi o? 30 cilt. Fıkıh Hanefi'de, Hanefi fıkhında 30 cilt kitabı hepsini kendi de habisin içinde, nerede habisi? Kuyuda. Kuyun içinde aşağıda onu bırakmışlar. Talebeleri her gün gelir yukarıda oturur. Hoca aşağıdan okur söyler, çocuk talebeleri de yazardı. Mabsut kitabını hepsini böyle yazdı. O kaç cilt? 30 cilt kitabı böyle yazdı. Talebeler yazdı. Kendi okuyor, talebeler de yazıyor. Yani biz talebeler kendinizi ne kadar elime verirseniz bir azıcık alırsınız. Hepini versen azıcık alacaksın. Çünkü hiç vermeyen talebe hiç almayacak. Tamam? Burada siz ilim için geldiniz. Kur'an için geldiniz, hadis öğrenmek için geldiniz. Başka şeylerde vaktinizi etmeyin, zayi etmeyin, geçirmeyin. Sadece ilimde ya Kur'an okuyacaksın ya da ilim okuyacaksın. Baban, annen seni bu ara gönderdi. Ne için? İlim öğrenmek için. Bir kişi Endülüs'ten, Endülüs, biliyorsunuz Endülüs nere? İspanya. Şimdi Real Madrid dersem hepsi bilirler. Ha? Doğru. Real Madrid dersem hepsi yani. Ama Endülüs'ü kimse bilmiyor. Allah bize de Endülüs'ü de döndürsün inşallah. Endülüs'ü de, Kudüs'ü de, Şam'ı da. Tamam. Bağdat'ı da inşallah. Hepsi dönecek. Biiznillah. İnanıyoruz ona. Bir kişi Endülüs'ten İmam Malik'in yanına gelmiş.
Nere Medine Munevvere'ye. İmam Malik radıyallahu teala birinci hadis yazan Kitab-ı Muvatta yazmış. Bu hadis kitabını gelmiş İmam-ı Azam'dan ilim öğrenmek için. İmam Malik'ten ilim öğrenmek için, hadisi öğrenmek için gelmiş. Bir gün talebeler oturuyorlar. İmam Malik ders veriyor. Hadis-i şerifleri okuyor. Birden bir ses, kalabalık ses çıkıyor dışarıda. Ne var diyorlar, ne oldu, ne olmadı? Diyorlar Medine'ye biri fil getirmiş. Fil. Bildiniz fili? Ha? Biz Arapça fil diyoruz. Siz ne dersiniz? Aynısı Türkçe fil. Fil getirmiş. Medine'ye fil gelmiş. Herkes camiyi bıraktı. Talabalar da kaçtı. Fili görecekler. Çünkü fili görmemişler. Hepsi çıkmışlar, kaçtı hoca hoca. Sokaklara çıktılar. Fili görecekler. Sadece bu Endülüs'ten gelen hiç kımıldamamış. Oturmuş dersine devam etmiş. İmam Malik radıyallahu anh demiş, oğlum sen de niye çıkmadın fili görmeye? Bakın ne dedim, cevabını öğrenin. Oğlum niye sen de çıkmadın demiş. Hocam dedim, ben Endülüs'ten bura fili görmek için gelmedim. Ben hadis öğrenmek için geldim. İmam-ı Darül Hicra. İmam-ı Darül Hicra. İmam-ı Darül Hicra. Kim? İmam Darül Hicra. İmam Malik yani. Medine'deki. O demiş hocasına, İmam Malik'e, ben Endülüs'ten bura fili görmek için gelmedim. Tamam. Ben ne için geldim? İlim için geldim. Siz köylerden gelmişsiniz, başka şehirlerden gelmişsiniz. Nereden gelmişseniz ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Kendinizi ilime verin. Hocalarınızdan istifade edin. Hocalarınızın sözü dinleyin. Hafız olun, alim olun. Milletimiz sizi bekliyor. Tamam. Dinimiz sizin hizmetinizi bekliyor. Gelecek günlerimiz inşallah güzel günler gelecek bize inşallah. Biiznillah. Bu zulüm bitecek. Bizim devletimiz de kurulacak inşallah. Siz de onların alimleri olacaksınız biiznillah. Olur mu olmaz mı? Olur inşallah. Hepiniz de biiznillah teala. Tamam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Buyurun hocalar. Yeter. Siz de. Dillerine sağlık hocalarım. Allah razı olsun. Allah'a o kadar. Affar.